ailesiyle Rothschild ailesi var. Rothschild en üstte bende. Söyleyeyim. Şimdi o üstte mi altta mı diye sormayacağım. Soru şu. Şimdi bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hatta 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da sahneye çıkmışlar. Daha önce de var da Rothschild'ler aileleri. Ama etkinlikleri 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bunlar, FED'le birlikte çıktılar. Evet, bunlar sahnede. Rothschild ve Rockefeller aileleri. Ama 2010 yılından sonra, özellikle 2000'li yıllardan sonra daha doğrusu, baktığımızda bu aileler geri çekildi. Sahneye Elon Musk'ları, Zuckerberg'leri, ondan sonra işte bu Jeff Bezos'ları, Bill Gates'leri vesaire sürdüler. Peki bunlar niye geri çekildi? Şöyle. Forbes dergisi biliyorsun her yıl işte en zenginleri 500'ü açıklar. Ama bunların arasında Rockefeller ailesiyle Rothschild'ler yok. Niye kendilerini gizlemeye aldılar, geri çekildi? Lee ailesi yok. Lee ailesi diye bir aile niye var geri çekildi? Dehşet düşürürsün, böyle filmlerdeki gibidir. O da Çin koludur, Hong Kong koludur bunların. Bak olay şu. Çünkü bu kitap 2001 yazımı değil mi? Ondan evvel de başlamıştı. Evet, ondan sonra çoğaldı. Aslında temel baskısı 1996. İlk yani orijinal baskısı. Amerika'da başladı bu tepkiler. Bu ailelere tepkiler büyüdükçe, bu aileler deşifre oldukça tamam mı? Geri çekilme gereği duydular. Hatta kendi ailelerinden çocukların sosyete, hani fotoğraflarında yer alması da yasaklandı. Yani işte kadınların, erkeklerin olabildiğince fotoğraflardan ve görsellikten geri durması istendi. Çünkü toplumsal bir tepki oluşmasından rahatsız oldular. Buna karşılık ne yaptılar biliyor musun? Sivriltecekleri, yetenekli diyeceğim. Ya Elon Musk pek uymuyor da. Hadi neyse, onu da almışlar asbel kadar. Yetenekli, hakikaten zekası olan. Elon Musk'ı unutma, devam et de. Elon Musk'ı çok küçümsemeyin. Nereye üye olduğunu söyleyeceğim. Evet. Şeyi var, adamda nedir, hiperaktif olduğundan dikkat bozukluğu var. Aslında hiperaktifler çok zekidir, onu da söyleyeyim. Yani onu hemen düzelteyim. Şimdi bu tür insanları bulup çıkartmaya başladılar.